Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar bundan 2 gün önce özellikle kripto paralarında yarına dikkat, yani pazar günkü kapanışın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere ki 30 bin altında kapanış gelmediği sürece bir problem olmayacağı ile ilgili zaten genel bilgiler. Dananın kuyruğunu kopacağı günlerden birisi olduğundan bahsetmiştik ki ve bu haftanın da özellikle dominansla beraber bir miktar geri çekilmesi, BTC'nin bu bölgelerden tekrardan tepki almasıyla görmüş olduğunuz gibi altcoin'lerde gerçekten bazılarında daha muhteşem, bazılarında orta seviyede güzel hareketlilikler görmeye başladık. Tabii ki bunlar son düşüş dönemleriyle ilgili bir büyük yükselişlerin olduğu hareketler değildir tabii ki. Ama piyasanın toparlanması, bir miktar güven kazanması adına önemli gelişmeler. Dün de özellikle 35.000 bölgesine çok dikkat etmenizle ilgili bir video paylaştım. Ve burada 35.000 bölgesinin özellikle kullanmış olduğum indikatör açısından önemli bir kale olduğundan bahsettim. Ve bugün arkadaşlar bu kale 4 saatlikte kırıldı. Günlükte de bu bölgenin üzerinde eğer bugün kapanışlar gelebilirse gerçekten bana göre önemli hareketlilikler gelebilir diye düşünüyorum ben Bitcoin ile alakalı olarak. Bu açıdan dikkatli bir şekilde takip edilmesinde fayda var. Ve bugün önem verdiğim önemli kırılım gerçekleştirmiş 2 tane coin sizlerle paylaşacağım. Eğer BTC günlükte 35.000, yani şu görmüş olduğumuz direnç, daha önce sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu indikatör olarak kullanmış olduğum 34.800, yani 35.000 bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirse ki benim için önemlidir. O zaman o altcoinlerde de bazı altcoinlerde de ekstradan hareketler görebilme ihtimalimiz olur. Bakın bunlar kesinlik ifade etmez. Sadece yapmış olduğu kırılımlar açısından sizlerle değerlendirmek istiyorum. Şimdi BTC'ye geleceğim arkadaşlar. Öncelikle BTC ile başlayacağım. Çünkü burada göstermek istediğim bazı detaylar. Günlükte biraz önce sizlere göstermiş olduğum indikatör arkadaşlar. Bakın şu kırmızı çizgileri çeken günlük bazdaki indikatörden bahsediyorum. 4 saatlikte de bakın bu indikatör de kırılıp kırılımdan sonra retest, aşağı iğnelemeler gelse bile mükemmel bir şekilde bölgenin altı alıcılarla karşılaştı ve alıcılarla satıcıların olmuş olduğu bölge mükemmel bir şekilde burada tekrardan tespit edilmiş oldu ve BTC'yi şu görmüş olduğumuz alandan sonra Katabuton'daki arkadaşlarla biz özellikle takip etmeye başlamıştık. Sizlere de zaten bu alanlardan bahsetmiştim. Ve akabinde diğer dirençlere doğru harika bir kırılım ve dirençler kırılırsa diğer direnç hedef olarak belirlenmiş. Şurada 35.000 bölgesi gerçekten çok indikatör tekrardan burada bir yeşil bölge açmıştım. Ve burada tekrardan kırılım geldikten sonra diğer direnç bölgesi noktasal bir şekilde denendi. 36.631 bölgesi görmüş olduğunuz gibi noktasal bir şekilde denendi. Özellikle 4 saatlikte. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı detaylar. 4 saatlikte 36.631, yani kısa zaman aralığında eğer geçilmezse kademeli olarak tekrardan geri çekilmeler bir miktar görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Burada da şu an için kalemiz 35.000 bölgesi arkadaşlar. Burası gerçekten önemli bir destek olarak şu an için bizim için çalışacaktır. Direnç olarak da şu anda karşımızda 36.600, 37.000 bölgeleri söz konusu. Kırılırsa 38.000 ve benim için önemli olan 40.000 psikolojik bölgesine doğru tekrardan yeni hareketlilikler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Ama günlükte bu alan üzerinde kalmamız bana göre çok önemli, bu bir. Çünkü bizim bu alan üzerinde kalıp bölgelerden sonra bir retest gerçekleştirme ihtimalinden sonra şurada hemen şunu kaldırayım öncelikle. Kullanmış olduğum Fibonacci ortalaması olarak belirlemiş olduğum arkadaşlar, bakın şu kırmızı çizgiyle görmüş olduğumuz çizgiyi geçmeyi başarabilirsek ki bu bölge şu an için nereden geçiyor arkadaşlar? 36.800 bölgelerinden geçiyor. O zaman gerçekten BTC'de ve altcoin'lerde mükemmel bir şekilde bir rahatlama olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki kırılımdan sonra bu bölgenin konfirm olması da önemli diğer bir ayrıntı arkadaşlar. Ve bu gerçekten önemli bir detay olarak şu an için karşımızda duruyor. Ben şu an için özellikle matematiksel açıdan, tekniksel açıdan bu iki bölgeyi takip edeceğim arkadaşlar. Eğer olur da günlükte bu bölgelerden sonra direkt bu bölge aşılabilirse bana göre zaten çok daha muhteşem yeni hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Sizlere söyleyeceğim altcoin'leri geçmeden önce dün BitTorrent'i sizlerle paylaşmıştım. Önemli bölgelerden dönüş bölgelerine doğru hareketlilik gelebilir demiştik. Burada yeşil bölgeden sonra turuncu bölgeye geçti. Gelgitler yaşanıyor. BTC hareketiyle beraber diğer direnç bölgelerine doğru hala takip edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar diğer NIO'dur, Litecoin'dir, birçok coin zaten sizlerle paylaşmıştım ki XLM'i en son zaten paylaşmıştım ki XLM'i şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra takip ediyoruz özellikle. Ve bundan 2 gün önce de paylaşmıştım. Dün yine paylaştım sizlerle. XRP'ye gelmek istiyorum. Birçok arkadaşımız özellikle XRP incelememi istemişti. Şu an için sizlere söyleyeceğim coin bu değil arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. XRP'yi hemen sizlerle beraber burada paylaşacağım. Bunun altına tekrardan orta bölgelerini belirlemek için yeni dirençler açısından. Arkadaşlar XRP özellikle kırmızı bölge olan 0.45 bölgesine gelmedi. Burası bizim altın bölgemizdi.
Yeşil alanı kırdı, retest etmemişti, geldi mükemmel bir şekilde retest gerçekleştirdi. Tabii ki BTC hareketiyle geri çekilmişti. Akabinde Fibonacci ortalaması kırılımı retest ve hareketine başladı. Burada şu an için 0.73 bölgesi önemli bir direnç olarak karşısında duruyor. Eğer olur da 0.73 bölgesinde geçmeyi başarabilirse 81 ve 89 bölgelerine doğru yeniden hareket edebilme ihtimaline sahip olabilir diye düşünüyorum. Burada diğer önemli bir detay da arkadaşlar, bakın şu görmüş olduğumuz iki alan, yani şu alanla daha önce kırıldıktan sonra tekrardan gelip test edilen alanın boşaltıldığını görüyoruz. Boşaltıldıktan sonra bir retest ama BTC hareketinin bir miktar geri çekilmesiyle dominansın bir miktar yukarı yönlü hafif bir hareket gerçekleştirmesiyle şu an için stabil ve geri çekilme baskılı bir piyasa içinde oluruz. Tabii kısa zaman aralığında. Ama olur da 0.73 bölgesi kırılırsa diğer direnç bölgelerine doğru XRP'yi de takip edebilirsiniz. Özellikle de büyük coinlerde dominans ilk düştüğü zaman ekstra hareketler olabileceğinden bahsetmiştim. Bunun dışında bazı coinlerde önemli hareketlilikler söz konusuydu. Bazı coinler gerçekten çok sert toparlandı. Örneğin AAV'ye geçelim. AAV bizim kaç gündür takip ettiğimiz bir coin, şu görmüş olduğumuz zamandan sonra ve %36'lık bir harekete ulaşmış durumdayız arkadaşlar. Şimdi sizlerle BZRX'i paylaşmak istiyorum. Bana göre önemli bir coin. Önemli olması tek başına yeter mi? Tabii ki yetmez arkadaşlar. Öncelikle bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Şu an arkadaşlar bakın tekniksel açıdan belirlemiş olduğum bazı bölgeler var. Şu an için kırmızı bölge altında fiyatlanan, yani kendi kırmızı bölgesi altında fiyatlanan gereğinden fazla geri çekilmiş coinlerden birisi ki bunun gibi bir sürü coin söz konusu. Bunları öncelikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada özellikle günlük bazda yeşil alan gerçekten benim için çok önemliydi. Yeşil alan üzerinde kalmaya çalışıyor. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Eğer yeşil alan üzerinde kalmayı başarabilirse arkadaşlar şu an için günlükten bahsediyorum. Özellikle 21.42 bölgesi. Çünkü neden bu bölge önemli? 4 saatlikte şu an için bu bölge kırılmış. Bunun dışında kullanmış olduğum indikatörde bakın yeşil çizgi görüyorsunuz. Yeşil çizgi şu görmüş olduğumuz bölgeye gelmiş ve şu an için bir retest gerçekleştiriyor. Tabii ki bu hareketten sonra illaki pat yukarı yönü çok sert hareketler gerçekleştirecek diye bir kaide söz konusu olamaz. İşlem açacaksanız bile arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle stopsuz işlem açmamanız gerekiyor. Şu an için bana göre bu coin'de özellikle stop kullanılacaksa benim kullanmış olduğum strateji açısından kırılmış olan bölgeyi kıran mumun hemen altında bağımsız kapanışlar gelmediği takdirde ben stop kullanmıyorum. Eğer böyle bir stop kullanacaksanız arkadaşlar bunun riski de sizler için yaklaşık 7.29 %7. Bu küçük bir risk değil. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Tabii ki sizler kendi risk getiri analizleriniz doğrultusunda takipte bulunabilirsiniz. Ama tabii ki bunu tekrardan belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Bir coin sizlere paylaştım diye tekrardan bu coin gidecek, uçacak diye bir kaydı söz konusu değil. Sadece matematiksel açıdan görmüş olduğum bazı detayları sizlerle paylaşıyorum. Bunlar birer yatırım niteliği taşımıyor arkadaşlar. Özellikle de günlükte alan kırılırsa ve retest edilirse tekrardan söylemiş olduğum gibi belli oranlarda stop kullanılarak takip edilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu BZRX bizim şu an için takip edeceğimiz coinlerden birisi. Diğer bir coin ise Bake arkadaşlar. Bake özellikle çizgisel anlamda belli oranlarda bir düşüş trendini kırmıştı. Onun yanı sıra arkadaşlar bakın şurada kırmızı çizgiyle belirlemiş olduğumuz bir alan söz konusu. Şu an için bu alanı noktasal bir şekilde geçmiş. Retestinde özellikle Fibonacci ortalamasını çok uzun bir zamandan sonra arkadaşlar bakın Fibonacci ortalamasını özellikle 16 Haziran'da bakın şurada mükemmel bir şekilde göstereceğim sizlere. Ortalamayı kırdı, retest, akabinde çöküş. Tekrar denedi ve üzerinde kesinlikle hiçbir şekilde kapanış gelmeden görmüş olduğunuz gibi büyük çöküş. Destek açtı, destek kırıldı, retest, tekrar büyük çöküş ve akabinde diğer destek bölgelerine doğru çöküşler devam etti. Şu an için de kullanmış olduğum indikatör açısından kırmızı bölge önemli ve günlükte de arkadaşlar özellikle 4 saatliğe gelmek istiyorum. 4 saatlikte de şu görmüş olduğumuz alanlarda bir düşüş trendini özellikle de şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra bakın bunu da net bir şekilde göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar düşen trend açısından da değerlendirdiğim zaman alanın kırıldığını görüyorum. Burada özellikle şunu belirtmek gerekiyor. 1.99 bölgesi altı bağımsız kapanışlar stop olmak kaydıyla değerlendirilebilir. Diğer coinler gibi aşırı ezilmiş coinlerden birisi burada tabii ki Bake'de. Ama benim için önemli bir kırılım gerçekleştirmiş durumda. Tabii ki sizlerin risk getiri oranları doğrultusunda belli stoplar kullanarak takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki takip etmek istiyorsanız bunun kararını sadece sizler verebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada bir yatırım tavsiyesi niteliğinde bunu paylaşmıyorum. Sadece matematiksel açıdan görmüş olduğum tekniksel verileri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Özellikle takip ederken de arkadaşlar BTC hareketinin yakından takip edilmesi önemli. Günlükte eğer 35.000 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirse retest gerçekleştirme ihtimali var. 36.600 bölgesi üzerindeki bir kapanış ise gerçekten daha güzel sonuçlar bizlere getirebilir. Neden derseniz özellikle günlükte o alan üzerinde kalması aynı zamanda uzun bir aradan sonra Fibonacci ortalamasının da
kırılması anlamını taşıyor ki bu gerçekten çok ama çok önemli bir detay niteliğinde arkadaşlar. Şu an gün içerisinde bakın ETC'de mükemmel bir ayrışma söz konusuydu. Gerçekten mükemmel bir yükseliş söz konusuydu. Bakın BZRX'de alandan sonra güzel bir toparlanma şu an için gösterebileceğini gösteriyor ama burada önemli olan arkadaşlar BTC hareketinin, bakın şu an için BTC yukarı yönlü hareket gerçekleştirdikçe altcoin'lerde önemli hareketler geliyor. 36.631 bölgesi mükemmel bir şekilde test edildi. Kırılırsa eğer altcoin'lerde de ekstradan hareketlilikler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak tekrar Ethereum'a geçmek istiyorum. Ethereum'da size belirlemiş olduğum bölge ve aynı zamanda kullanmış olduğum indikatör açısından kırılım ve retestten sonra gerçekten bu alanlardan sonra güzel bir yükseliş gelmişti ki %12'lik. Turuncu alan özellikle sizlere zaten paylaşmıştım. Burada da ara dirençlere önlem göstermek gerekiyor. 2157 ara direnç. Burada 2416 bölgesi ara direnç. Diğer bölgeler de ana direnç bölgeleri. Öbürleri ara direnç arkadaşlar. Biraz önce belirttiklerim. Onlar da kırıldıkça istiyorsanız stop yükselterek takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videodan beğenip paylaşabilirsiniz. Videolardan haberdar olabilmek için arkadaşlar mutlaka zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla tekniksel verilerden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bir yatırım niteliği kapsamında olmadan. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.